Yaklaşık 20 yıldan bu yana cenaze nakil ve defin görevlisi olarak hizmet vermekteyim. Buradaki vatandaşlarımıza vefat edenlerin cenazelerinin resmi işlemlerini, dini vecibelerini tamamlayıp imkan dahilinde aynı günde Türkiye naklini gerçekleştiriyoruz. Bu nakil gerçekleşmesi maalesef bugünlerde bu malum korona virüsü nedeniyle biraz aksadı. Yani şöyle ki biz bundan 30 sene önce büyüklerimizden çok duyduk. Cenazelerimiz aynı gün Türkiye gitmiyormuş. Frankfurt'ta havalanda büyük bir morta birikiyor. Oradan kargo uçağıyla İstanbul'a, İstanbul'dan da vasıtalarla yurdumuza dağıtılıyormuş bundan 30 sene önce. Ne yazık ki bugünlerde bu virüs nedeniyle tarih tekerrür ediyor. Aynı eski zamanları yaşıyoruz. Cenazelerimiz maalesef aynı günde en yakın havalanından gidemiyor. Yine eskiden olduğu gibi Frankfurt'ta havalanında büyük bir morgda toplanıyor. Her gün gelen kargo uçağıyla İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'ndaki kargoya, oradan da vasıtalarla şu anda yurdun dört bir tarafına dağıtılıyor. Eskisi gibi, yani eski dediğim bundan birkaç ay önceki olduğu gibi aynı gün en yakın havaalanından gidip de ertesi gün maalesef memlekete toprağa verilemiyor. Bu Covid ile ilgili bize çok sorulan soru, bu virüsle cenaze yıkanıyor mu? Türkiye'de öyle bir fetva verildi fakat Almanya'da kanunen yasak. Biz Covid ile cenazeleri teslim aldığımız zaman bir ceset torbasına teslim alıyoruz. O ceset torbasını daha önceden tabutun içine sermiş olduğumuz dezenfekteli kefene sarıyoruz. Ve tabutun kapağını kapatıp siyah folyo ile tabutu ambalaj yapıp o şekilde teslim ediyoruz kargo uçağına. Memlekette cenazeleri bu fetvadan önce yıkamıyorlardı. Bizim gönderdiğimiz gibi direkt tabutla toprağa koyuyorlardı. Şu durumda yine Covid'li cenazeler Türkiye'de yıkansa bile her yerde yıkanamıyor. Bunun için çok özel bir tedbir lazım. Malum bulaşıcı hastalık olduğu için yıkayana bulaşmaması lazım. Yıkanan yer çok iyi bir sterilize edilmesi lazım. Fakat Almanya'da kanunen kesinlikle Covid'li cenazelerin yıkanması yasak. Bizim tabutlu götürdüğümüz buradaki mezarlara tabutlu şekilde defin oluyor. Almanya'daki Müslüman mezarlıklarında tabutsuz defin izni vardı. Fakat bu virüs nedeniyle ister virüsten ölsün, ister normal hastalıktan ölsün, onlar da artık tabutla defin mecburiyeti geldi. Ben şunu diyorum, ilk başta kendime, yani kendi nefsime ben bunu söylüyorum. Biz çok şükretmemiz lazım. Zamanında cenazelerimizin aynı günde Türkiye'ye gitmesine biraz daha şükretseydik, belki de bugün bu zorlukları yaşamazdık. Ama Allah büyük, biz millet olarak inşallah bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Tabii gönül isterken kimsenin cenazesi olmasın. Fakat ölümden kaçış yok. Doğduğumuz gibi ölüme de inanıyoruz. Ve cenazelerimize biz, cenaze nakil ve defen görevlileri olarak bizler, sizin cenazelerinize elimizden geldiği kadar, sanki kendi cenazemizmiş gibi, elimizden geldiği kadar en büyük titizlikle ve cenazeye saygı göstererek sizlere yardım eli uzatıyoruz ve sizlerin yüklerini hafifletmek için biz de buralardayız.